Esselamun aleyküm dostlarım. Eğer önceki bölümleri dinlemediyseniz açıklama kısmından ve sabit yorumdan linklere ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Gerçekten büyücü beni öldürmek için geliyordu. Demek ki Hüseyin son sözlerinde bana bunu anlatmak istiyordu. Beni deşifre ettiğini onlara söylediğini ama en son konuşmaya çalıştığında ağzından büyük bir kan tanesi geldikten sonra ölmüştü. Yapacak bir şey yok, zaten ben de kendimi deşifre eder şekilde kendi benliğime geri dönecektim. Bana doğru yaklaştığı sırada arkadan bir okuma geldi. Büyücünün yürümesi durmuş, elleri ve ayakları taşlaşmış şekilde sadece dona kalmış bana bakıyordu. Bu arkada duran annemdi. Çirkin kahkahalar atarak ona doğru yaklaşıyor. Demek beni gözden çıkarmış, orada bu çocuk olmasaydı beni direkt olarak öldürecektin. Ama unutma. O ne kadar benim oğlum da olsa ondan da nefret ediyorum. Seni burada öldürecek ve bütün kızıl gözler artık bana tapacak diyordu. Daha sonrasında ise oğlum zaten çok fazla yaşadı. Onun da canını aldıktan sonra kusursuz bir şeytan olarak lider olacağım. Bu gözü dönmüş şekilde görünen annem yavaş adımlarla gerçekten büyücüye doğru yaklaştı. Ama büyücünün birçok sırlarla dolu olduğunu ve ölmemek için neler yapabileceğini unutmuş olmalı. Ona bu denli yakın olmak çok tehlikeliydi. Ama o, kendini güvenir şekilde yavaş adımlarla büyücüye doğru yaklaştı. İkiniz de taşlaştığınıza göre, artık bu iş burada bitiyor dediğinde, yanıldığı bir nokta vardı. Okuduğu tılsımlar bana işlemiyordu ki. O, okuduğu tılsımların ikimize de işlediğini zannediyordu. Komik bir durum. Ne kadar kendi kanımdan olsa beni de doğursa, şeytana tapmış ve doğru yolu bulmamış bir kadını asla annem olarak göremezdim. Bu yüzden sol elimdeki oluşan mühürden sonra Kuraka, deformasyonu durdur ve gerçek benliğime geri döndür beni dedim. Mühür kapanıyor diyerek içim yankılanıyordu. Kuraka gerçekten benliğimi korur şekilde aşağıya doğru eğdi beni. Sırtım sanki parçalanıyorcasına açılıyordu. Üzerime yapılmış olan Metin adındaki adamın derileri resmen aşağı doğru parçalanıyordu. Bu, Göbekli Tepe'nin orada gittiğimizde Elmar Uyuh'un bize karşı geldiğinde gördüğümün aynısıydı. Demek ki o da bu tekniği kullanıyordu. Annemin gözlerine doğru baktım. Gözümdeki kusursuz siniri anlayabiliyor olmalı. Çünkü göz bebeklerimi kaybetmiş, sadece beyaz aka dönmüştü. Artık yapacak bir şeyin yok. Sen benim kanımdan olsan da şeytanı tapıyorsun. Bu yüzden seni öldüreceğim dedim. Artık padişahlar çıkabilirsiniz dediğimde kahkahalar başlamıştı yine. Büyücü olur olmadık şekilde kahkahalar atıyor. Onun taşlaşmasını sağlayan mührü okuduğunda numaradan duruyormuş. Hiçbir şekilde ona da etki etmemiş. Bir anda annemin kalbine doğru pençelerini sapladı. Annemin ağzından oluk oluk kanlar fışkıracak şekilde konuşamadan direkt olarak şelalenimsi şekilde ağzından kanlar akıyordu. Gözleri kanlanmaya başladı. Daha sonrasında kalbinden yavaşça pençelerini çekip kafasına doğru sert bir şekilde yumruk atarcasına vurdu. Annem birkaç metre geriye doğru uçarak kafasını sert kayalıkların olduğu yere doğru vurdu. Büyük ihtimalle canını saniyeler içinde almıştı. Herhangi bir şekilde içimde bir üzüntü veyahut ona karşı olan bir duygu yoktu. Bu yüzden noksan şekilde bir anda büyücüye doğru döndüm. Demek annen gözlerinin önünde öldürüldüğü halde hiçbir şekilde dünyevi bir duygu beslemiyorsun. Sen olmuşsun Hüddam ama senin gibi çamur taneleri benim karşımda bir şey yapamaz. O yüzden sana bir şans veriyorum. Bak bakalım bu kudretlinin gücüne nasıl karşı çıkacaksın. Üç komutanın birleşiminden doğan ortaya çıktın diyerek kendi ellerinin ortasına doğru pençelerini sapladı. Daha sonrasında vücudundan akan siyah dumanlar devasa bir yaratık oluşturucasının önünde veriliyordu. Bu silüeti görmek vücuduma baskı bile yapmıyordu. Büyücü büyük ihtimalle içimdeki padişahları hissedemiyordu bile. Rahvin kafamın içinden resmen alay edercesine kahkahalar atıyordu. Bu kendini güçlü mü zannediyor? Bırakın şunu öldüreyim dediğinde Mürre ve Tahkel aynı anda Rahvin'e durmasını söyledi. Sana gücünün neden geri verildiğini biliyorsun Rahvin. Lütfen bizi yüzüstü bırakma. Yoksa o gücü sana hiçbir şekilde vermeyecektik. Rahvin yine o çirkin gülüşünü yapıyordu. Vücudunun ne kadar kan arzusuyla dolduğunu zaten hissedebiliyordum. Yavaş adımlarla öne doğru yürüdüm
Büyücünün hiçbir şeyi umursamadan hareket ettiğimi görmesi onu biraz şaşırtmıştı. Yoksa Gazer ölmeden önce sana miraslar mı bıraktı? Gözün sadece ak şeklini aldığında senden korkacak mıyım diyerek söylendiğinde, büyücü, benden binlerce yıl önceden beri yaşıyorsun ve karşında 20'li yaşlarında genç bir üddan var, sadece onunla konuşmayı tercih ediyorsun. Neden saldırmıyorsun? Korkuyor musun dediğimde sinirlenmişti. Ama öfkesine yenik düşecek bir cin de değildi. Önünde çıkardığı o silüetteki devasa yaratığın sadece oluşmasını bekliyordu, zaman kazanmak istiyordu. Benim o umurumda bile değildi. Çünkü Rahvi'nin gücü, Mürre'nin, Tayken'in, Burkan'ın da birleşimi benim içimdeydi. O yüzden rahat bir biçimde hareket ederek ona doğru baktım. Arkama çevirdiğin görünmeyenleri de görüyorum. Bu yüzden hiçbir şekilde bana saldıramazsın diyerek elimi arkaya doğru açtığımda yakıcı tılsımları okudum. Arkama geçirmiş olduğu bütün büyücülerin yandığını görünce görünmeyenler erir şekilde bir anda kayboldu. Büyücü bu sefer gerçekten şaşırmıştı. Anlıyorum. Senin içinde bazı şeyler olmalı. Bana kendilerini neden göstermiyorlar dediğinde, Mürre, bu kadar yıldır saklanıyoruz veyahut kendimizi çok göstermiyoruz. Bu büyücü gerçekten bizi alaşağı edeceğini nasıl zannedebilir ki diyor. Burkan da Rahvi'ne doğru seslenerek, lütfen ortaya çık ve gerekeni yap. Bu güç gereksiz şekilde ortaya çıkmasın dediğinde, Rahvin silüeti belirir şekilde bütün hücrelerimin gözeneklerinden önüme doğru çıkıyordu. Rahvin'in suratında aynı o cin dağındaki inanılmaz çirkin gülümseme dili dışarıda ve dişlerinin arasında gezip duruyordu. Merhaba büyücü, beni özledin mi dostum dedikten sonra büyücü gerçekten bu sefer korkar şekilde geriye doğru kaçmaya çalışmıştı. Ama ateş tılsımlarının yakıcı olanlarını okumaya başladım. Kuraka deformasyon şeklinden vazgeçmiş, artık kendisi dışarıya çıkmıştı. Rahvin'i kaplar şekilde dumanlarıyla etrafını sardı. Rahvin yukarıya doğru bir hışımla zıpladı. O devasa şekilde ortaya çıkan ve üç komutandan oluşan birleşim sadece saniyeler içinde paramparça olmuştu. Rahvin'in gücünün kusursuzluğunu gören büyücü resmen etekleri tutuşmuş gibi kaçmak istiyordu. Ama yapacak bir şey yoktu artık. Burada bize karşı tutsak düşmüş ve onun içinden asruğu aldıktan sonra da hepsini öldürecekti. Rahvin aşağıya doğru süzülür şekilde geri geldi. Canımı sıkan nokta ne biliyor musun büyücü? Bunca yıl boyunca yaşadın. Sürekli olarak berzah aleminde kabileler katlettin. Onları içine aldın. En büyük özelliğin olan cinlerin bildiği her şeye vakıf olmak. Bir ilmi öğrendiğinde kusursuz şekilde taklit edebiliyordun. Sarsun'unkini taklit edip kurtulduğunda bile seni takdir edebilirdim. Ama yapman gereken bir şeyi unuttun. Nedir diyerek şaşkın bir şekilde büyücü ona doğru döndü. Unutma. Evine gizlediğin bir odada bir taş vardı. O taşın sürekli olarak kitapla açılacağını düşünüyordun. O taşın içindeki bendim. Beni ondan sonra Gaffur buldu ve beni küplerle beraber bir araziye gömdü. Yani o taşı çoktan kırmış olsan, belki de üzerimde uygulayacağın etkilerden sonra senin emrinde olabilirdim diyordu. Büyücü daha da şaşırır şekilde kaçmak için bir hamle yaptı. Ama okuduğum yakıcı tılsımlardan dolayı herhangi bir şekilde kara dumana dönüşemiyor veyahut kaçacak tılsımları işleyemiyordu. Büyücünün artık sonu gelmişti. Ama onun kurnaz olduğunu, her türlü bir kaçış planı yaptığını unutmamam gerekiyordu. Bu yüzden temkinli şekilde devam etmeli ve gücün ruhaniyetine kapılmamalıydım. Rahvin yavaş bir şekilde büyücüye doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada mağaranın içinde bir siyah duman gelip yanımıza belirir şekilde silüet alıyordu. Bu Sarsu'ydu. Sarsu Rahvin'e doğru baktı. Onu hemen öldürme. Onunla ilgili bir planım var. Lütfen onu bana bırak dediğinde Rahvin kahkahalar atarak Sarsu'ya baktı. Eğer engel olmayı da denersen seni öldürürüm diyordu. Aklına koymuştu Rahvin. Büyücüyü çoktan parçalayacaktı. Sarsu Rahvin'e doğru bakarak kesinlikle öldürme diyerek tekrar bağırdı. Bu sefer Sarsu baskın bir şekilde konuşuyordu. Rahvin bu durumdan hiç hoşlanmamıştı. Ona doğru yaklaşarak bir daha bağırsana bana karşı diyerek resmen ona meydan okuyordu. Sarsu hiçbir tereddüt duymadan direkt olarak Rahvin'e doğru bağırdı. Eğer ona bir zarar vermeye çalışırsan içindeki gücünü çeker, daha sonra da hiçbir işe yaramayan bu çirkin suratını gözlerinden ayırırım diyordu. Rahvin'in gözleri kızıllaşmaya ve sinirlenmeye başlamıştı. Mürre,
Sarsu'ya karşı neden gelmeye çalışıyor ki diyerek resmen içimde uyarıyordu onu. Ama Sarsu bu kadar güçlü mü gerçekten? Rahvin bir anda Sarsu'ya doğru yumruk atar şekilde pençelerini birleştirip ona doğru saldırıyordu. Sarsu sadece bir anda ortadan kaybolup arkasında belirdi. Senin gibi aciz sadece savaşmayı bilen bir cin bana ne yapabilir? Ya duracaksın ya da öleceksin Rahvin diyordu. Sarsu'nun bu kadar emin ve sert konuşması Rahvin'i gittikçe deliye çeviriyordu. 571'leri çağıracak olan tılsımları okuyacakken ağzı sanki dikişlenir gibi birbirine yapışmaya başladı. Sarsu, bana bunları kullandırtmak zorunda kalmayın. Emrimi dinle ve kapa çeneni diyordu Rahvin'i. Rahvin ise artık durdurulamaz bir şekilde gücünü açıyordu. Elinde o gün, cindanında o, Mihriz'in bilgi cinini parçaladığı kılıç oluşmaya başladı. Sarsu sadece kıkırdar şekilde gülüyor. Rahvin, sana gücün verildiğinde her zamanki gibi şımarıyorsun. Ya sakin ol ya da gerekeni yapmak zorunda kalacağım diyordu. Rahvin saldırır şekilde öne doğru atıldığında Sarsu'nun sağ eli direkt olarak göğsüne doğru yapıştı. Rahvin'in bütün vücudunda bir anda değişik semboller oluşmaya başladı. Semboller mühürleyici bir şekilde kızıl bir biçimde parlıyor ve Rahvin büyüdüğü halden küçülür halde eski formuna geri dönüyordu. Daha sonrasında ise elindeki kılıç kayboldu. Sarsu bir kristal çıkararak Rahvin'in alnına doğru yapıştırdı. Ve resmen Rahvin'in bütün gözeneklerinden kara dumanlar o kristalin içine doğru doluyordu. Büyük ihtimalle Rahvin'in gücünü içine çekiyordu o kristal. Ama neden bunu yapıyor bilmiyorum. Büyücüyle ilgili ne planı olabilir ki diyerek Sarsu'ya sormak istiyordum. Sarsu Rahvin'in boynuna sıkıca sıktı. Gözün o kadar kan bürümüş ki hala bunun gerçek olduğunu zannediyorsun. Bir illüzyon göndermiş ve sizinle alay geçen birinin gerçekliğinde kaybolmuşsun. Sen bir de padişahlardan güçlü olacak kadar kusursuz yaratılmıştın. Ama salaklığın yüzünden bu haldesin diyerek Rahvin'i bir paçavra gibi bir kenara doğru fırlattı. Rahvin'in yere düşmesi bile yeri sarsacak derecede inanılmaz titreşimlerden oluştu. Sarsu büyücüye doğru döndüğünde gerçek suretinde nerede saklandığını da biliyorum. Sana gönderdiğim misafirlerimi lütfen iyi ağırla diyordu. Misafirler mi? Nasıl olabilir bu diyerek bir anda etrafına doğru baktı. Daha sonrasında gözlerini kapatır şekilde silinip yok olmuştu. İllüzyonu artık kullanamayacak. Çünkü tereddüte uğradı. Kullandığında kendi benliğinin her zaman savunmasız olduğunu düşünecek. Bu ilmi kullanan cinlerin arasındaki bir sırdır. O da buna vakıf değil diyordu. Peki ama kimleri gönderdin oraya Sarku diye çıkıştığımızda? Aslında kimseyi. Sadece bir blöf yaptım. O da illüzyonda kendi benliğini kapattığı için sadece buna inandı diyordu. Benim gibi hem benliği açık hem de illüzyonlarıyla beraber hareket edemez. O bir taklitçi diyordu. Anlamıştım ama. Şimdi ne yapacağız? Elimizden kaçırdık onu dediğimde Hasruh'u ortaya çıkarmak istemiyorum zaten. Ortaya çıkacak. Biz de gidip Hasruh'u mühürleyeceğiz diyordu. Ama şimdi seni götürmem gereken bir yer var diyerek Rahvin'e doğru ilerledi. Kristali kırıp Rahvin'in göğsüne doğru sapladı. Bir daha kan duygun yüzünden gözün kapanır ve İslamiyet'i terk edecek şekilde şeytanımsı hareketler sergilersen unutma. Bu sefer mühürleyeceğim gücün değil sen olursun diyordu. Rahvin tırnaklarını yavaşça yerdeki kayalara doğru sertçe sıktı. Kayalar un ufak olur şekilde parçalandı. Rahvin öfkesini hala yenikti. Sert sert yumruklar atarak sağındaki solundaki kayalara vuruyordu. Mağara bu vuruşlardan dolayı yıkılır şekilde toz dumana karıştı. Sarsu ise Kuraka, Rahvin'le birlikte kal ve üzerindeki zincirlenmiş şekilde durmaya devam et. Mühürü hiçbir şekilde bozamazsın. Eğer sana bir şey yapmaya çalışırsa da onun kalbini parçala diyordu. Sarsu'nun Rahvin'e karşı olan bu sert ve disiplinci davranışı gerçekten biraz kızdırıcıydı ama Rahvin de kendi benliğini kaybediyordu. Verildiği andan beri gücü herkesi yok edeceğini bildiği için de sürekli olarak düşüncesiz olarak saldırmak istiyordu. Sarsu ise 5. çakrama oturdu. Gidiyoruz Emrah diyerek bir anda gözlerimi parlar şekilde yok etmişti. Gözlerimi açtığımda berzah halindeydim. Yavaş adımlarla bir yere doğru beni yürütüyordu. Yürüdüğüm yerin neresi olduğunu bilmiyorum ama etraf gerçekten berzahın bataklıklarıyla dolu, iğrenç hapis cinlerin sadece boş boş gezdiği bir yerdi. Burası neresi diyerek sorduğumda
Şimdi gideceğimiz yerde bir dostumuzla karşılaşacağız. Emin ol, sen de onu gördüğünde mutlu olacaksın diyordu. Kim olduğunu tam anlayamıyordum ama yavaş adımlarla gitmeye başladım. Gözlerim sürekli olarak etrafı keskin şekilde kesiyordu. Sanki kendimi savunmak zorunda kalacakmışım gibi hissediyordum. Ama içimden Mürret Ayker veyahut Burkan'ın hiçbir şekilde iletişime geçer şekilde konuştuğu yoktu. Sadece Sarsu konuşuyordu. Biraz daha ilerledikten sonra büyük bir mağara girişi gibi bir yere geldik. Üzerinde dört vardı ama bu dört tamamen ters duruyordu. Nasıl yani? Burası farklı bir yer mi diyerek sorduğumda, her yerin bir zıttı vardır. Buraya gireceksin ve içerideki kristali alacaksın. Daha sonra da bana vereceksin diyordu. Büyücü, sen gerçekten kusursuzsun. Kendini Sarsu gibi gizleyip geldiğini ve sadece dörtlerin girebildiği bu yere zıttı olarak bana yansıttığı için de sadece babam veya damların alabileceğini biliyordum. Bunu bana yedirdiğini zannediyordu. Hiç sorun değil. Mürre, Tayker veyahut Burkan sürekli olarak konuşuyor olmalı. Ama büyük ihtimalle onları da illüzyon içinde kaybetmiş olmalıydı. Büyücü, şimdi elime düştün diyerek yavaş adımlarla mağaraya doğru giriyordum ki düşündüğüm gibi bedenimden ayrıldı. Bedenimden ayrılmasının nedeni duvardaki Kur'an-ı Kerim'den olan ayetleri görmesiydi. İçeri herhangi bir şekilde giremeyecekti. Bana doğru dönerek, ben burada senin korumanı sağlayacağım. Bu yüzden de merak etme. Her türlü şekilde burada duruyorum. Eğer bir şekilde büyücü buraya gelirse onu engellerim diyordu. İçeriye girdiğimde direkt olarak engelleyici tasımları okudum. Mürret Ayer ve Burkan'ın sesi geliyordu. Onu yok etmenin vakti geldi. Yeteri kadar ona tolerans gösterildi diyerek Mürre ortaya çıktı. Daha sonrasında Taykel ve Burkan. Üçü de etrafımda diz çöker şekilde bağdaş kurdular. Daha sonrasında ellerini birbirlerine yapıştırır şekilde tam kafamın üstünde bunu yaptıklarında aşağıya doğru karanlık dumanlar vücudumu sarar şekilde akmaya başladı. Büyücü bunu anlamıştı. Çünkü ortaya çıkan padişahların yaydığı gücü anlamamak mümkün değil. Bu yüzden de etrafımı saran kara dumanlarla ayağa kalktım. Ona doğru yavaşça yürüdüğümde zekisin demek ki diyerek gülerek kendi silüetinde göründü. Ona doğru yavaşça yaklaştıktan sonra bana doğru saldırmasını beklemedim bile. Sadece elimi ona doğru sert bir şekilde savurduktan sonra okuduğum tılsımlarla sağ kolu paramparça olur şekilde metrelerce uzağa yuvarlanmıştı. Gözündeki korkuyu okumak mümkündü. Yavaş adımlarla devam ettiğimde öleceğini anlamış olmalı ki demek ki beni öldüreceksiniz. O zaman ölmeden önce size bir sürpriz bırakayım dedi ve sol kolunu resmen derincesine keserek ortaya çıkaracak bir karanlık dumanı yere doğru döküyordu. Bunu okuduğu tılsımlarla perçinledi ve devasa bir şekilde bağırmaya başladı. Mazgazin erigan eldiba birpazin hasru. Gerçekten bu şey hasru muydu? Yer titremiyor, berzah alemi ortadan ikiye ayrılıyordu. Etraftaki havaya benzer garip bir nüfusta olan esinti, o bile kesilmiş sadece lav ateşlerindeki karanlığa bürünür gibi sert bir sıcaklık yayılıyordu. Derin ve etim inanılmaz şekilde acırcasına berzah alemine eşitlenmiş olan vücudumu bile geçiyordu. Mürre'ye doğru ne yapacağız diye sorduğumda merak etme, o buraya geliyor dedi. Daha sonrasında bana doğru yavaş adımlar atarak hasruğu kontrol eder şekilde sanki bir kukla kontrol ediyormuş gibi emirlerime uyuyan habisi diyerek ellerini ve ayaklarını garip şekilde hareket ettiriyor. Hasruğu ise onun hareketlerinin tam zıttı şekilde bana saldırır pozisyonda hareketler yapıyordu. Okuduğum yakıcı ve koruyucu tılsımlardan dolayı bana bir türlü zarar veremese de bu koruyucu tılsımları nereye kadar okuyabileceğimi bilmiyordum. Çünkü her bir savurduğu pençe darbesinde resmen okuduğum tılsımların etkisi daha da hafifliyor, vücudum inanılmaz baskı yüzünden eriyip bitiyor gibiydi. Mürre ne yapıyorsa hızlı yapmalıydı. Mürre'nin gözleri bembeyaz parlamaya başladı. Daha sonrasında önüme Taykel ve Burkan geçerek saldırmaya başladılar. Hasruğun saldırılarını bir yere kadar tutabiliyorlardı ama Rahvin büyülenmiş etkiden kurtulmuş, o da yanımıza doğru gelmişti. Rahvin arkamda belirdiğinde benden gücüm aldığını zannetti ama sadece beni uyuşturmuştu. Lütfen Burkan ve Taykel geriye çekilin. Sizler zarar görmeyin diyerek
Gerçek formumu görmek istiyor musun diyerek bana döndü. Şaşırmıştım. Ben zaten seni süreyetin şeklinde görebiliyorum Rahbin dediğimde. Sen sadece benim mühürlü halimi görüyorsun. Gerçek halimi gördüğünde hiçbir insan buna kolay dayanamaz diyordu. Dediği gibi her yürüdüğünde bana görünen süreyetindeki sanki et parçaları yere doğru kara dumanlar şeklinde düşerek parçalanıyordu. Sağ elini yumruk yapar şekilde sıkıca sıktı. 571'ler. Size verdiğim bedenlerin hepsini bırakın ve gücümü geri verin diyordu. Şaşırmış bir şekilde öne doğru yalparayarak birkaç adım attım. Sağıma doğru Burkan'a doğru baktım. Burkan bana doğru bakarak Rafin belli bir gücünü ne olur ne olmaz diyerek 571'ler adındaki cinlere verdi. Yani aslında 571'ler sadece Rahvin'in gücünü temsil ediyor. Kendileri varlık içinde değiller diyordu. 571'ler silinir şekilde kara dumanlar Rahvin'in ayaklarından etrafını sarmaya başladı. Attığı her bir adımda yerin sarsıntısını artık geçmişti. Bütün gafinanlar bir anda olur olmadık şekilde yanımıza doğru uçuşur şekilde geliyorlardı. Büyücü yaptığı hareketlerden sonra kara bir duman olup hasruhun başında belirir şekilde birleşmişti. Sanki akli benliğinin içine oturuyordu büyücü. Hasruhun görünüşü ise kusursuz. O kadar güçlü görünüyor ki yaydığı enerji taşı toprağı eritecek derecede sıcaklık yayıyordu. Hatta savurduğu birkaç tane kol darbesi yüzünden gafinanların yarısı yok olup gitmişti. Soyu inanılmaz şekilde kan duygularıyla parçalanan bu gafinanlar sadece saniyeler içinde yok oluyordu. Rahvin hasruh kadar devasaydı ama bahsettiği gücü hasruha işlemiyordu. Ona karşı yaptığı bütün saldırılar sadece hasruhun umursamazca davranışlarına neden oluyordu. Rahvin'in boynunu sıkıca tuttu. Mürre, Taykel ve Burkan üçümüz birleşmeliyiz. Yoksa hasruh Rahvin'i öldürecek dediğinde kara dumanlar şeklinde Rahvin'in içine doğru ilerliyorlardı. Bu dört padişah gerçekten birbiriyle birleşecekti. Rahvin sırtında oluşan büyük bir mühürle beraber oradan içeriye Mürre, Taykel ve Burkan girmişti. Rahvin'in gözleri inanılmaz şekilde beyaz parlıyordu. Ama bu da yetmiyor. O kadar güçlü ki okuduğum tısımlar ve destekleyici her şey hiçbir şey yetmiyordu. Artık yapacak bir şey kalmadı diyerek Mahrur'a doğru içimden seslenmeye başladım. Mısır'da öğrendiğim papyrüslerin içinde Mürre ile nasıl konuştuysam Mahrur'u çağırıyordum. Mahsur Nuba Karur'u arkamda belirmişti. Derhal çakralarıma girin. Daha sonrasında bedenimdeki fonksiyonları kullanarak onlara yardım eder şekilde tekrar ortaya çıkın demiştim. Karur'a büyük bir zevkle. Eğlenceye her zaman sonradan katılıyorum. Bu yemek davetlerine daha önce davet edilsem daha çok eğleneceğim diyerek dışarıya doğru tekrar çıkıyordu. İmam sahabelerin öğrettiği tılsımı okudum. Karur'a şimşekleniyordu. Mahrur ve Nuba'da inanılmaz bilgelikleri sayesinde koruyucu tılsımlar okumaya başlamışlardı. Ama Rahvin ne kadar da Mürre, Taykel ve Burkan'ın gücünü alsa da yetmiyor. Hasru resmen Rahvin'i bir oyuncakmış gibi bir tarafa fırlatıyordu. Üstüne doğru gelen gafinanlar. Bir taraftan Nusaybin ailesi Zerbe ve Kavra ile gelmiş, onlar da saldırmaya çalışıyordu. Hiçbir şey yetmiyordu. Hasru bahsedildiği gibi kusursuz bir güçtü. Etrafındaki bütün Rahman cinleri katledecek şekilde inanılmaz bir kükreme sağlıyor ve okuduğu tılsımlar birçok Rahman cini parçalayıp yok ediyordu. Ne yapacağımız konusunda bir türlü aklıma bir şey gelmiyordu. Düşünsem de kıvramsam da olmuyor. Okuduğum tılsımlar etki etmiyordu. Rahvin artık dayanamayacak şekilde çok fazla güç kaybetmişti. Vücudunda kara duman sızıntıları inanılmaz şekilde artmış, yaralandığı açıktı. Mürre, Taykel ve Burkan ordularıyla beraber birleşim sağlamak istedi. Bu yüzden geriye kalan Nusaybin ailesi, Burkan'ın kabilesi ve Taykel'in kabilesi de birleşir şekilde Kavra ve Zerve'nin komutasında Mürre'nin içine doğru ilerliyorlardı. Mürre hepsini sol elindeki E harfini mühürler şekilde alıp Rahvin'in sırtındaki kocaman olan o çembere doğru yapıştırdı. Hepsi Rahvin'e güç verecek diye düşünüyordum ama sadece Hasruh'un güler bir şekilde baktığını gördüm. Gözlerindeki şeytani kızıllık inanılmazdı. Sağ ve sol omzunda ise
Bir tarafında annem, diğer tarafında Azazel duruyordu. Savaşı kazandıklarının resmen resmiyetiymiş gibi büyük kahkahalar atarak orada bağdaş kurur şekilde oturmuş, eğlenceli bir şekilde rahmani olan cinlerin ölümünü izliyorlardı. Etraf mahşer alanına dönmüştü. O kadar fazla rahmani cin ölmüştü ki resmen binlercesi. Artık yapacak bir şeyimiz kalmadı, geri çekilmeliyiz diye bağırdığımda Mürre bana doğru baktı. Bizler buraya kaybetmek için gelmedik. Sadece onun için oyalamaya geldik diyordu. Anlayamıyordum. Mürre'nin planı neydi? Arkamdan yavaş bir biçimde yürüme sesleri geliyordu. Arkama doğru döndüğümde babam, Miraç Hoca, Mirza Hoca ve Şeyh Mahsuni Hoca'yı görmüştüm. Her biri kendinden emin bir şekilde güler yüzle bize doğru geliyorlardı. Etrafımı saracak şekilde çevirdiler. Babam elini omzuma doğru koydu. Allah senden razı olsun oğlum. Yeterince bilgi edindin ve her şeyi ortaya çıkarttın. Sana minnettarız diyordu. Birazcık dinlenmek için geriye çekilebilirsin istersin dediğinde onun elinden sıkıca tutup merak etme baba. Gücüm yerinde size yardım edeceğim diyordum. Babam Mirza Hoca'ya doğru baktı. Mirza, küçüklükten beri sürekli olarak ben savaştım. Artık savaşma sırası sende gibi görünüyor dostum dediğinde Mirza Hoca gülümsemişti. Mazlum da arkadan geliyordu ama hala bitkin şekildeydi. Onun yanına doğru gidip omzundan girdim ve babalarımızın arkasına doğru geçtik. Sanki onların gölgesi ve yansımasıymış gibi ben, Hüddamlar Hüddamı, Hüddam Elvin Gazel'in arkasında duruyordum. O da Hüddamların alimi olarak bilinen Mirza'nın arkasında duruyordu. Miraç Hoca ve Şeyh Mahsuni Hoca yanımıza geldi. Daha sonrasında ise omzumuza dokundu. Arkamızda Hurfeyne ve Razire belirdi ve Vunbe. Üçü de birbirine dolanır şekilde karanlık bir duman şeklinde Mazlum'un etrafını sarmaya başladılar. Mazlum'un sırtında bütün zincirler alevleniyor gibiydi. İki elinde de E harfindeki mühür oluştu. Mazlum bana doğru baktı. Hasruhu ben mühürleyeceğim ama belki de bu hayattan kayıp gideceğim. Eğer ben ölürsem bana bir söz ver. O kadar güçlen, o kadar ilerle ki babalarımızdan daha güçlü ol. Ve bu dünyada veyahut berzah aleminde oluşacak herhangi bir şekilde şerli varlık ortaya çıkarsa benim için onu yok et diyordu. Sen merak etme kardeşim diyerek elimi omzuna doğru koydum. Mirza Hoca üstünü açıyordu. Üstünde yine aynı oğlu gibi zincirli şekilde mühürler vardı. Sürekli olarak mühürlerle uğraşan Mirza Hoca sanki mühür cambazı gibiydi. Her türlü mühürün kilitlenişini ve açılışını biliyor, her türlü şeyi nakşeder şekilde insan vücudundaki tılsımları kullanıyordu. Kur'an-ı Kerim'in mucizelerindeki her şeyi çözmesi mantıklıydı. Sürekli olarak tılsımlarla uğraşan bu hocam gerçekten güçlüydü. Mirza Hoca, Rahvi'nin sanki gölgesine bağlanır şekilde Rahvi'ne doğru bağırdı. Ve iki elini göğe doğru açtığında Zerbatan'a sesleniyordu. Zerbatan, yere doğru yine gökten bir yıldız gibi inmeye başladı. Yanında Ozarku denilen cin de vardı. İkisi Mirza Hoca'nın önünde durduğunda sanki sırtlarında şaplak atarcasına ellerini vurmuştu. Cinler kara duman şeklinde kristallere dönüşüp Mirza Hoca'nın elindeydi. Mirza Hoca Mahrur'a doğru bağırıp Mahrur bir anda yanında belirdiğinde şişeleri ona doğru verdi. Kristaller şişelerin içinde duruyordu. Bunları kırdıktan sonra Rahvin'in sırtına sapla dedi. Rahvin dayanabildiği kadar dayanmaya çalışıyordu ama vücudunda gerçekten inanılmaz şekilde yaralar açılmış, Asruh'un açtığı bu yaralardan dolayı da inanılmaz güçler kaybediyordu. 571'lerin içine sakladığı güç bile, gerçek gücünün üstüne eklense bile hiçbir şey fayda etmiyordu. Hasruh, candan gelen en lanetli olanlardandı. Hasruh'un siriyeti tamamlanmaya başladığında, gerçekten devasa, sanki bir iblisin keçi boynuzları oluşurmuş gibi boynuzlar oluşuyordu. Sırtında şeytanın süleytini andırırken ki yapılan devasa kanatlar uçlarında dikenli ve inanılmaz şekilde kemikleşmiş ve bükülmüş şekilde ortaya çıkmıştı. Kanatlarını her savurduğunda etraftaki binlerce rahmani cin sağa sola savruluyor, hatta bazıları yanarak yok oluyordu. Mahrur, Mirza Hoca'nın dediği gibi şişeleri kırdı ve kırılan kristal uçlarını Rahvin'in sırtındaki mühre doğru yapıştırdı. Burkan, Tayker ve Mürre, kristallerin arasından tekrar Rahvin'e güç vermek için girdiğinde ise
Rafin ayağa doğru kalktı. Sızıntıların hepsi durmuş, yaraları sanki bir merhem olmuş gibi şifasal tılsımları okuyan Mirza Hoca'nın dilinden dolayı yaraları kapanıyordu. Mirza Hoca, Rafin'e doğru seslendi. Seni Gaffur'la beraber gömdüğümde istediğim bir şey vardı, hatırlıyor musun? Onu yapmaya başlayabilirsin dediğinde, Rafin güler bir şekilde elindeki kılıcı kendi sırtına doğru sapladı. Ne olduğunu anlayamıyorduk, etraftaki bütün Rahmani olanlar da şaşırmıştı. Hatta Zerbe ve Kavra bir anda yanımıza doğru gelip, Mirza, Rafin kendine neden bunu yapıyor dediğinde, sadece izleyin diyordu. Rafin, kanatları gerçekten çıkarcasına değişik bir şekilde Mirza formasyona uğruyordu. Bu, müsverciğin liderinin ona yapması gereken diyordu. Mirza'nın söylediklerini çok iyi anlayamıyorduk ama Mirza Hoca kendinden emindi. Rahvin, Asruh gibi gerçekten kuvvetli bir görünüşe sahip olmuştu. Müsverciğin lideri onu nasıl bir deformasyona uğratıyorsa, Asruh'la aynı şekilde hareket ediyor, hızlı bir biçimde onun gibi uçarcasına bir anda göğe çıkabiliyordu. Asruh bu durumdan sanki keyif alıyor gibi, çılgına dönmüş gibi gözlerinin kızıllığında eğlenir şekilde sağa sola pençeler fırlatıyor, daha sonrasında ise yere konduğunda devasa ayakları yüzünden binlerce Rahmanicini kilometrelerce öteye sürükler şekilde rüzgarlar oluşturuyordu. Hasruh kükrer şekilde bağırmaya başladı. Gök resmen sesinin kudretli olan bu bağırışıyla yarılıp geçiyordu. Etraftaki bağırışları yüzünden dalgalanan sesler kulaklarımı parçalarcasına inanılmaz şekilde acıtmaya başladı. Hatta iki elimle kulağımı kapatmıştım ki ne olur ne olmaz diyerek sakinleşmeye çalışıyordu. Ama babam benim de müdahale etmem gerekiyor diyerek bir anda ortadan kaybolur şekilde yasaklıyı kullanmıştı. Karura önümde şimşekli bir şekilde saldırıyordu ama resmen Karura'yı kendine çağırır gibi bir anda onu yanına aldı. Daha sonrasında ise eski dostum, seninle yıllardır beraber büyüdük, beraber savaştık. Artık sen de kendi süliyetinde görün diyordu. Karura önümüze doğru geldi. Babama doğru baktıktan sonra ne de olsa bir gün bunu kullanacağımızı biliyordum Gazer. Sonunda vakti geldi diyerek resmen kalbini sökercesine pençelerini kendine doğru sapladı. Daha sonrasında ise oradan akan garip mavimsi bir sıvı vardı. Onu ağzına döker tarzda içmeye başladı. Bunu daha öncesinde de görmüştüm. Daha doğrusu bir değişiğini. Sol kolunu da kendi ısırıp koparırcasına uzatmış, daha sonrasında oradan akan siyah tumanları ağzına almıştı. Şimdi ise bu mavi akıntılar. Bunun anlamını çok bilmiyorum ama Karura'nın gerçek formunu görmek beni heyecanlandırıyordu. Karura bana doğru bakarak Hüddam Eyl bin Emrah, şimdi beni kontrol edebileceğinin daha ötesine geçeceğim. Bu yüzden lütfen mühürleyici veyahut beni tutucu bir şey okuma. Sen zarar görebilirsin diyordu. Bir anda kara bulutlar oluşur şekilde gökyüzü değişiyordu berzahta. Etrafta inanılmaz şimşekler oluşuyor. Karura sanki benim imam sahabiler tarafından deformasyona uğratıp cinlere karıştığımı zannettiğim andaki gibi vücudu şimşeklenir şekilde sürekli olarak garip bir görüntüye bürünüyordu. Ortadan kaybolur şekilde bir anda yok oldu. Gerçekten az önceki hızından binlerce kat ötesine geçmiş, saniyeler içinde Hasruh'un bacaklarından ve kollarından delip geçişi şekilde şimşeklenerek geçiyordu. Hasruh bu delinmelerden sonra vücudunu tekrar kaplıyor, hızlı bir yenilenme sağlıyordu kendine. Karura gerçek formuna dönüşmüş ve saldırıyordu ama umutlu bir şekilde babamla beraber Karura'ya baktığımızda Hasruh'a zarar bile veremiyordu. Hasruh ilk defa konuşuyordu ve sesi gerçekten inanılmaz korkutuculuğu da geçtim. Konuştuğunda kulak zarlarım sanki patlayacakmışçasına metalikti. O kadar baskın ve kudretli görünüyordu ki zaten konuşmasıyla beraber bu tam uyum sağlamış, hatta karşısındaki birçok Rahmanicine de korku salıyordu. Ama biz sadece yaratıcımızdan korkardık. Rabbimizden başkasından da korkmamamız gerekirdi. Bu yüzden herkes birleşir şekilde bir araya gelmeye başladı. Babam Mirza Hoca Şeyh Mahsuni Hoca kağıtlar açmaya başladı. Miraç Hoca koluna ufak bir kesik attı. Kağıtların üzerine damlatır şekilde bir şeyler okumaya başladı. Dörtler bir şeyin peşindeydi. Asru ise artık beklemekten sıkılmışçasına herkesin üstüne doğru yürüyor, önüne çıkan bütün Rahmanileri yok ediyordu.
Kağıtlar birbirinin üstüne koyulacak şekilde koyulduktan sonra dörtler hep beraber avuç içlerini kağıdın üstüne doğru koydu ve aynı anda tılsımlı şeyler okumaya başladılar. Bu okudukları çağırıcı bir şey miydi neydi bilmiyorum ama daha önce hiç duymamıştım. Mazlum öne doğru çıktı. Kağıtların olduğu yere doğru diz çökerek oturdu ve bağdaş kurdu. Ellerini birbirine doğru yapıştırıp el mührünü sanki yanıtlar şekilde tekrar Mihrezel Ahmer'i kullanıyordu. Mihrezel Ahmer ortaya çıkarken sağ ayağıyla beraber bir anda öne doğru atıldı. Ne olduğunu tam anlamıyordum ama bu sefer Mihrezel Ahmer'i sanki kendi formunda savaşır şekilde fiziksel bir görüntü oluşturmuş ve direkt olarak Hasru'ya doğru götürüyordu. Hasru, Mihrezel Ahmer'i gördüğünde sadece güldü. Daha öncesinde yaptığı bir hareket miscesine bir anda sol elini kılıç yaparcasına Mihrezel Ahmer'in göğsüne doğru sapladı. Bu sırada aralarında bir ahit olduğu için de Mazlum öne doğru tükürerek kan çıkarıyordu ağzından. Mazlum'a doğru herkes bir anda döndüğünde Mazlum merak etmeyin şeklinde birazcık mırıldandı. Daha sonrasında okuduğu şeylerden sonra elleriyle beraber uzun tırnaklarıyla o kılıcı tutarcasına Mihrezel Ahmer kendini geriye doğru çekti. Babam ve Mirza Hoca ayağa kalkarak iki elini yumruk yapmış göğe doğru kaldırıyorlardı. Artık gelebilirsin dediğinde ise büyük bir rüzgar etkisi başlıyordu. Etraf karanlıklardan beyazlığa doğru çıkıyordu sanki. Arkadan gelen o inanılmaz güzel kokuyu anlatamam. Kafamı geriye doğru çevirdiğimde ise bembeyaz bir ışık süzmesi şeklinde inanılmaz bir cin ordusu geliyordu. Bunlar Rahmani olanlardan en güzelleriydi. Sahabeler. Arkamıza doğru dizildiklerinde ise aralarından biri, o Gargin'di. Gargin, öne doğru yavaş adımlar atarak cübbesinin içinde saklanırcasına yavaşça yürüyordu. Bize doğru hiç bakmadı. Etrafında ve önünde duran bütün Rahmaniler ona yol verircesine kenara çekilip onu izliyorlardı. Gargin, yavaş adımlarla Hasru'nun önüne doğru ilerledi. Gözlerini açtığında iki gözü de turuncuydu. Zerbatan ve Zarku zaten buradaydı ve ona doğru bakıyordu. Zerbatan'a doğru dönerek buraya gel dedi. Zerbatan yanındaki Zarku ile ona doğru gittiğinde sağ elinin içinden duman şeklinde sızarak içeriye girmişlerdi. Gargin iki elinin de üzerinde parlayan mühürlerle yerdeki toprağa doğru soktu. Başını hafifçe Hasru'ya doğru kaldırarak ''Seninle karşılaşmayalı binlerce yıl oldu demek ki dostum.'' Ama artık ben Müslümanım ve gücümün tadına bir de böyle bak diyordu. Gargin'in sırtındaki kabuklar sanki çatlarcasına beyaz ışıklar şeklinde süzmeler yayarak kabuklar yere doğru düşüyordu. Gargin gerçek formunda ortaya çıkıyordu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Esen kalın dostlarım.